Çiftçi TV izleyicileri, bugün Bursa'dayız. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden çok kıymetli bir hocamızla beraberiz. Doktor Mesut Ertan Güneş, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı. Hocamızla bugün arı hastalıkları ilgili önemli konuları konuşmaya çalışacağız. Hocam, şimdi arı hastalıkları denildiği zaman ülkemizde son yıllarda oldukça artan bir antibiyotik artışı da var arıcıların kullandığı ve tabii arıcıların bunu kullanıyorsa bir sebepleri var. Bu sebeplerden başlamak istiyorum. Arı hastalıkları, ne gibi hastalıklar var? Arıcılarımız bu antibiyotiğe neden yönelmiş durumdalar? Evet. Erol Bey, öncelikle teşekkür ederim. Arıcılara bu vesileyle de seslenme şansımı bana tanıdığınız için. Son Çambalı Kongresi'nde, Fethiye'de düzenlenen kongrede de bu konuyu işlemiş ve altını koyu koyu çizmiştik. Değerli bir hocamız da antibiyotiklere karşı direnç konusunda katılımcı arıcıların tümünü bu konuda bilgilendirdi ve uyardı. Antibiyotik niye kullanılır? Bakteriyel hastalıklar için antibiyotiği kullanmak zorundayız. Buna rağmen Tarım Bakanlığı arıcılıkta antibiyotik kullanımını yasaklamıştır. Antibiyotiği niye kullandıkları ile ilgili benim gözlemim arıcıların bakteriyel hastalıklarda mücadeleden çok koruma amaçlı, profilaktik amaçlı bahar dönemlerinde koruyucu olsun ve benim arım hastalanmasın, bahar döneminde hızla gelişimi kat edeyim bilinçsizliğiyle bence antibiyotik kullanmakta. Dolayısıyla antibiyotik kullanımı gerekli olduğu durumların dışında kullanıldığı için antibiyotik direnci bilimsel olarak çalışmalarda da Muğla'da, Fethiye'de yapılan kongrede de bir hocamız tarafından ortaya kondu. Oradaki veriler çok çarpıcıydı. İnsan hekimliğinde dahi kullanılan antibiyotiklere direnç kazandığını mikroorganizmaların tespit etmişler çalışmalarında. Ve en kötüsü de Amerikan yavru çürüklüğüne karşı bir dirençten bahsedildi sunumda. Amerikan yavru çürüklüğünün insan hekimliğinde dahi kullanılan antibiyotiklere dirençli olması bizlerden kaynaklı, yani arıcılardan kaynaklı olduğunu düşünmekteyim. Antibiyotik ihtiyacı olmadığı sürece kullanılmaması gereken, koruyucu amaçlı ilaç verilmemesi gereken bir preparat. İnsan hekimliğinde de öyle. Yani zaten enfeksiyon geçirmeden antibiyotik kimse almaz. Almamalıdır da. Ki Sağlık Bakanlığı antibiyotik satımını da tıp hekimlerinin reçetesi dışında yasakladı artık bu yıldan itibaren. Bu arıcılarımızın da dikkat etmesi gereken önemli bir konu. Bu vesileyle bunu tekrar hatırlatmamız mümkün oldu. Bakteriyel hastalıkların en önemlileri Amerikan yavru çürüklüğü ve Avrupa yavru çürüklüğü hastalıkları. Bunlar birbirlerinden farklı hastalıklar ve genellikle de bizim rastladığımız arıcıların rastladığı, daha doğrusu kovanlar içerisinde toprak kaynaklı, arıcı kaynaklı, hastalıklı kovanlardan arı aktarma kaynaklı, oğul kaynaklı, temel petek kaynaklı, adi yavru çürüklükleri. Amerikan yavru çürüklüğü kendi içinde çok son derece riskli bir seyir izliyor ve arılıklarımızdan ırak olsun. Bütün temennimiz ve dualarımız bu şekilde. Arılıklarımızdan uzak olsun çünkü çok hızlı yayılır. Penicillus larvae denen mikroorganizma sporlu bir mikroorganizmadır. Toprakta yıllarca yaşar. 60 yıldan fazla yaşar. Kovan içinde 45 yıl yaşar. 33 yıl yaşar. Petek içinde 45 yıl yaşar. Dolayısıyla sporlu bir mikroorganizmadır ve sporları koşullar kendisi için kötü olduğunda spor formuna dönen bir mikroorganizma çevresinde yiyecek olmasın, su yeterli olmasın, ısı yeterli olmasın, spor formunda 45 yıl temel petekte yaşayabiliyor. Temel petek 116 dereceye çıkartıldığında o ısıda sporlarının ölmesi, Amerikan yavru çürüklüğünün bir 15-20 dakika zaman diliminde gerçekleşiyor. Dolayısıyla sporlarını öldürmek güç. Dolayısıyla Amerikan yavru çürüklüğünde müdahale yakmak, bütün kovan malzemelerini imha ederek kurtulabilirsiniz. Peki ülkemizde Amerikan yavru çürüklüğü var mı hocam? Amerikan yavru çürüklüğünün Karadeniz kıyılarındaki arılıklarda bir tespiti yine Çambalı Kongresi'nde paylaşıldı. Amerikan yavru çürüklüğünün varlığı ispatlanmış ve ileri genetik çalışmalarla bu ispatlanmış. Amerikan yavru çürüklüğü ülkemizde var. Hızlı yayılan bir hastalık. Karantina ile biliyorsunuz o bölgenin karantina alınması ve ihbarı mecburi bir hastalık. Amerikan yavru çürüklüğü teşhisini Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde tespit edilmiş ve
sayısal olarak, yüzdesel olarak da geçen yılki gelen numunelerde Amerikan yavru çürüklüğünün adı konmuş. Evet. Aslında arıcılarımızın antibiyotik kullanmanın temel sebepleri arılarında gördüğü rahatsızlıkları kendince çözüm arayışından kaynaklanıyor. Evet. Ben dikkat çekmek için konumuzun girişini direkt antibiyotikle yapmak istedim. Hı-hı, çünkü çok önemli bir konu. Tabii asıl sorun antibiyotik değil arıcılarımızda, arı hastalıkları. Arıcılarımız birçoğu kendi başına çözüm üretmeye çalışıyor. Tabii birçok hastalık çeşidi var. Amerikan yavru çürüklüğünden bahsettik. Amerikan yavru çürüklüğü diğer hastalıklara da benzer özellikler gösterebiliyor. İşte mukozanın uzaması gibi. İçeride Amerikan yavru çürüklüğü ve Avrupa yavru çürüklüğü arasında bariz farklar var. Evet. Adi yavru çürüklüğü ile Amerikan yavru çürüklüğünü birbirine karıştıran benzerlikler var. Amerikan yavru çürüklüğünde larva, öncelikle petek görüntüsünden bahsedeyim. Evet. Petekte bir bulmaca görüntüsü var. Petekte dağınık bir kapalı göz görüntüsü var. Bu petek gözlerindeki kapaklar içe çökmüş bir şekilde bir süre sonra rengi solmakta ve delikler oluşmakta üzerinde. Bu ne kadar sürede oluyor hocam? Yani arı hastalığa yakalandığı itibaren bu halen kaç günde ya da kaç bu ayda? Bu koloninin gücüyle ilgili. Gücüyle. Erol Bey, koloniniz güçlüyse dışarıdan birçok mikroorganizma geliyor zaten. Koloni bunun altından kalkabilir. Güçlü bir koloniye, genç bir anaya, temiz bir çevreye, hijyenik davranan bir arıcıya sahipse bütün mesai. Dolayısıyla koloni dışarıdan gelen mikroorganizmaların altından kalkabilecek bir genetik güce sahip. Kendi kendine kovanı temizleyen, temizlikçi arılar, içeride bakıcı arılar, tarlacı arıların getirdiği üzerindeki kirliliği absorbe eden içerideki bir bal mumu gerçeği. Dolayısıyla kovanın içerisindeki bakteriyel hastalıkların kaynağı genellikle düşmüş savunma mekanizması. Kovandaki savunma mekanizması zayıflarsa, arı sayısı azalırsa, yiyecek azalırsa, ana arının gençliği ve gücü konusunda doğru tercihler yapmamışsak bakteriyel hastalıklarla başımız beladan kurtulmuyor maalesef. Evet. Bunlar işte varroa tedavisi bunun hazırlayıcısı. Şimdi nozema var. Nozema başka bir problem. Savunma mekanizması düşük kolonide bakteriyel hastalıklar da yaşam şansı buluyor. Eğer güçlü bir koloniniz varsa, doğru beslenmişse, besin kaynakları yeterliyse, temiz bir çevredeyse, temiz suya sahipse bakteriyel hastalıklarla ilgili bir sıkıntı yaşamaz arıcı. Evet. Genelde bu hastalıkları kıştan çıkan arılar, bahar döneminde özellikle, bazı arılar gelişirken, yavru ve gelişimi çok düzenli ve güzel giderken bazı arılar gelişmiyor, geri kalıyor. Evet. Bir müddet sonra gelişen arılar kata gelmiş, üst katları atacağımız zaman bakıyoruz ki diğer arılar, bazı arılar özellikle kata gelmiyor, hep aynı duruyor. Hı hı. Arıcı bunu sebebine tabii o an için anlayamıyor. Yani bu arı neden gelişmedi? Tabii birçok etken var buna ama bunu araştırdığı zaman yani bazı hastalık belirtilerini görüyor fakat gördüğü zaman da çok geç kalmış oluyor. Evet. Arıcı erken tedavisi bunun nasıl olabilir hocam? Zayıf kolonileri bir kere korumak bizim bakteriyel hastalıklarda ilk tavsiyemiz. Yani koruyucu önlemler almak. Bunun da hijyenik davranışlar geliştirmek arıcı olarak. Koloninin kışa girerken yeterli besinle girmesi. Koloninin kıştan çıkar çıkmaz kovanın açılma sıcaklıklarına geldiğinde kontrollerinin yapılması, besin desteğinin verilmesi, mümkünse polen kaynaklarının desteklenmesi önemli konular. Bu bahar döneminde koloninin seyrini dikkatle izlemek, gelişimini dikkatle izlemek çok önemli. Bu zayıf arıların verilebilecek benim tavsiyem, en önemli tavsiyem zayıf arılarla ilgili bir kere biz hastalıklı her hayvanı veteriner hekimlikte bir yere alır karantinaya çekeriz. Koloniden uzaklaştırmak diğer kolonilerinizin, kovanlarınızın sağlığını devam ettirmesiyle ilgili bir doğru tercih olur. Dolayısıyla bu zayıf kolonilerin nedeni birçok nedenden kaynaklı. Anadan kaynaklı olabilir, nosemadan kaynaklı olabilir. Çünkü kış çıkışlarında nosema Türkiye'de geçtiğimiz yıl çok ciddi problemler oluşturdu. Onur Bey ile yapacağınız röportajda bununla ilgili çok önemli verileri sizinle paylaşacaktır Onur Hocamız. Sizler de o verilerle bunun ne kadar vehametinin söz konusu olduğunu ülkemizde göreceksiniz. Dolayısıyla kış çıkışında bir arıda, kolonide yavaşlık varsa o koloninin zayıflık ve problemleri bakteriyel hastalıklara neden olacaktır. Evet.
orada bakteri üreme şansı bulacaktır. Çünkü koloni onunla mücadele etme gücüne sahip değildir. Dolayısıyla bakteriyel hastalıkların ikincil nedenlerle meydana geliyor. Koloni zayıfsa bu koloninin içerisine dışarıdan gelen tarlacıların getirdiği su kaynaklı, toprak kaynaklı, diğer nedenlerle getirdiği mikroorganizma yaşam şansı buluyor ve yavru çürüklüklerine neden oluyor. Bu yavru çürüklüklerinde işte 10 santime kadar uzuyor bir çöp batırdığımızda larva döneminde, evet. Amerikan yavru çürüklüğü. Adi çürüklüklerde de uzuyor ama Avrupa yavru çürüklüğünde uzama görünmüyor. Açık gözlerde gerçekleşiyor. Yani petek kapakları kapatılmadan 2-3 gün önce zaten larva C formundayken ölmüş oluyor. En bariz ayrıntısı bu. Birinde bozulmuş balık kokusunu hissediyorsunuz Amerikan yavru çürüklüğünde kovanı açtığınızda, diğerinde bozulmuş et kokusunu hissediyorsunuz kovan açıldığında. Tipik bir kokusu var, hepimiz biliyoruz bunu. Ve hoşlanmadığımız bir koku. Bu kokuyu zaten arıcılar duymaya başladığı zaman treni kaçırmış oluyor. Maalesef koloni, kaçırmış evet, oluyor. Yani geç kalınmış geç oluyor. Kalınmış oluyor. Aslında geç kalmamamız gereken şey kışa girmeden önce arımıza doğru hazırlık yaptırıp yani güçlü bir koloniyi bırakmak, yeterli besin kaynağı bırakmak, iyi bir anayla kışlatmaya geçmek en doğru tercihimiz olmalıdır ki bakteri hastalıklardan sıkıntı yaşamayalım. Evet, yani kış öncesi bakımları doğru yapmamız gerekiyor. Evet, varroa mücadelesini zamanında yapmamız evet, gerekiyor. İlaçlamayı bitirmiş olmamız gerekiyor. Şimdi Levent Hoca'nın hep bütün kongrelerde bahsettiği balınızı süzer süzmez erken sonbaharda şerit ilaçlamalarla varroa mücadelesini yapmamız gerektiği. Varroa gerçekten savunma mekanizmasını çok çökertiyor şeyin, koloninin. Dolayısıyla bu da bakteriyel hastalıklar için bir zemin hazırlıyor kolonide. Evet, yani varroa mücadelesini yapmadan diğer hastalıklarla mücadele etme şansımız yok. Kaynak oluşturabiliyoruz, kaynak, aynen. Yani aynen yayılmasına öyle. Aynen öyle, evet, etken oluyor. Evet. Peki hocam, aslında çok önemli bir konuya değindik. Hı-hı. Bu sene 2016 yılı olarak çok yaz dönemi, kurak bir dönem geçirdik. Arıcılarımız bu kuraklıktan dolayı birçoğu kolonileri zayıf olduğunda çama bile gidemediler. Bal verimi de düştü maalesef, bu arada. Maalesef. Kolonideki bu zayıflık tabii arı mevcudu azaldığı için bunun birçok sebebi var. Sizlerle yine bunu konuşacağız. Zayıf koloniyi kışa sokmak ne derece etkili olabilir? Sokabilir miyiz? Ve başımıza neler gelebilir böyle bir durumda? Bizim arıcılıkla ilgili faaliyetlerimizde bu tarz soruları tecrübeli yaşlı arıcılarımıza da soruyoruz. Onların verdiği cevap şu. 2-3 çerçevenin de kıştan çıktığını, yeter ki ananın sağlıklı bir ana olması ve yeterli bal kaynağının kovan içerisinde bırakılması. Bu genetik yapısı iyiyse, gözlemlediysek kovanımızı, kıştan çıkış performansına baktıysak, bahar döneminde de bu arılara doğru zamanda müdahale ettiksek, bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadan 2 çerçeve, 3 çerçeve arılarla da kışı geçirdiklerini, kışı çıkarttıklarını ve o kolonilerden çok ciddi bal aldıklarını söyler hep yaşlı arıcılarımız. Evet. Aslında tabii bu arının zayıf düşmesinin sebepleri sadece kuraklık mıdır onu bilemiyorum. Başka etkenler de olabilir. İşte bahsettiğimiz yavru çürüklükleri, Nosema serrana gibi. Evet. Onların iyi araştırılmasını gerektiğini, yani arıcının iyi gözlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama özellikle arıcılarımızda Nosema serrana hakkında çok fazla bilgi olmadığını biliyorum. Çünkü evet, sorduklarımızda bu evet, konuda bilgilerin evet, olmadığını söylüyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla tanımıyorlar yani bu hastalığı. Hı-hı. Bunun ne gibi belirtileri var hocam? Nasıl tanıyabilirler? Bu konuyu isterseniz Onur Hoca ile yapacağınız evet, röportajı saklayın. Hepimizin tamam, bildiği tembellik, uyuşukluk, uçuş kapağında hatta ve hatta arıların dolaşması ve her yeri maalesef bağırsaklarının bozulması nedeniyle dışkılarıyla kirletmesi diye tipik belirtileri vardı Nosema serrana'nın. Şimdi ise bunların hiçbirini göstermeden, karın şişkinliğini göstermeden, ishal olmadan arıların Nosema bağırsaklarında yerleşiyor ve kolonide ciddi bir düşüşe sebep oluyor. Arı sayısında azalmalara neden oluyor. Hatta tam kata çıktığımız, başımıza geldi daha önceki yıllarda araştırma kovanlarımızda, koloni çok gelişti, kata çıktı, bal sezonuna yetişeceğini düşündüğümüz arılarda bir hafta sonra sanki içerisinden arı çalınmışçasına ciddi bir koloni azalması yaşadık. Sonra baktık ki laboratuvarda Levent Hocam baktı ki Nosema var bağırsaklarında hayvanların. Nosema serrana var. Ama bu konudaki bütün ayrıntıları Onur Girişkin Hocam bütün sorular kafada silinecek şekilde izah edecektir arıcılarımıza. O konuyu onunla isterseniz evet, paylaşın. Aslında bu konuyu ben dikkat çekmek açısından Onur Bey'le bu konuyu konuşacağız. Hı-hı.
arıcılarımız özellikle 2006'da gerçekten ciddi bir arı kayıpları yaşadılar. Doğru. Noxzema Serena'da önemli bir katkı oldu. Arı mevcudu düşünce henüz daha yaz sezonu sonunda arılarda kaybolma. Yani evet. Bir zamanlar Amerika'da arılar kayboluyor diye haberlerde sıkça yer alan bir haber vardı. Buna benzer belirtiler ülkemizde de yaşanmaya başladı. Acaba Amerika ile bir alakası var mı onu bilemiyorum. Ama henüz daha kış gelmeden arı kayıplarının yaşandığı ülkemizde bir gerçek şu an evet, için. Evet. İşte o yüzden arıcılarımızın bu konuda bu bilgilere sahip olması açısından dikkat çekmek için söylüyorum. Teşhis yapan laboratuvarlar var. Yani hem Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'ndaki hocalarımız hem de Hacettepe'deki hocalarımız. Evet. Bu konuda teşhis konusunda Tarım Bakanlığı'nın ilgili laboratuvarları bu konuda yardımcı oluyor arıcılarımıza. Yani arıcımız şüphelendiği bir durum gözlemlediği aynen. Zaman ne yapması gerekiyor? Kovanındaki bir sayıca azalma, yavaşlık hali, tembellik hali arılarında karın şişkinlikleri aşamasını görmüyoruz artık. Evet. O eskisi gibi. Bu tarz bir durum olduğunda numunelerini hemen göndersinler. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı çok hızlı bir şekilde onlara cevap veriyor. Bunun herhangi bir ücreti var mı hocam? Arıcıların merak ettiği bir konulardan birisi. Buraya bir numune gönderse bu tahlil bir araştırma için bir ücret talep ediliyor mu? Bildiğim kadar ediliyor. Onu da Onur Hoca sizden size onun cevabını verecek. Evet. Peki hocam bu Amerikan yavru çürüklüğüne ve hastalıklardan bahsettik. Alınacak önlemler ne olabilir? Yani onlardan biraz bahsettik ama başka ne gibi önlemler alabiliriz? Yani bakım besleme çok önemli. Bakım besleme çok önemli. Yani önce çevreden başlayalım. Veriyor ya yani programımızın başında bahsettim. Arıcı veriyor. Aslında onu önlem olsun diye veriyor. Hı hı. Bunu dikkat çekmek için özellikle söylüyorum ki bu önemli. Ben de özellikle söylüyorum ki önlem olarak verdiğimiz antibiyotikler bizim arılarımızın daha sonraki hastalıklarında kullanacağımız, mecbur kaldığımız tedavilerde kullandığımız ilaçların etkisini azaltıyor. Evet. Direnç geliştiriyor değerli arıcılar. Dolayısıyla bir koloni hasta olmadan herhangi bir ilaç denemek doğru bir tercih değil. Bu mikroorganizmaların ve diğer hastalık yapıcı etkenlerin sizin verdiğiniz ilaçların içeriklerine ve etkenlerine direnç kazanmasını, savunma mekanizmalarını güçlendirmesine yardımcı oluyor. Lütfen ihtiyacınız olmadan ve herhangi bir uzmana, fakültelere, Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimlerine ve veteriner hekimlerine danışmadan ilaç vermeyiniz. Ve bir de arılar dışında hazırlanmış, arıların tedavisi dışında hazırlanmış preparatları da kovan içerisinde kullanmayınız. Bu sonra sirayet edip bala da geçişleri söz konusu. Tüketicinin korunması açısından da doğru bir tercih olmuyor. Antibiyotik kullanımı bakteriyel hastalıkların birçoğunda net bir şekilde Fethiye'de Çambalı Kongresi'nde ortaya kondu. Birçok mikroorganizmaya direnç geliştirmişiz kullandığımız antibiyotikler nedeniyle. Bilimsel olarak bunun ispatı söz konusu. Tekrar tekrar aynı şeyi tekrarlıyoruz ama önlem koruyucu olarak antibiyotik vermek değil. Önlem şu değerli arıcılar, temiz bir çevre arılıkça seçmek önlem. Hayvanların, büyükbaş hayvanların ve küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırlardan uzak bir arılık seçmek. Kirli olmayan çöplerden, organik kalıntıların yakınında olmayan bir arılık seçmek. Temiz su bulundurmak. Oğulları hemen arılığımıza sokmamak. Oğul arılarının nereden geldiği, nasıl bir koloni olduğunu bilmiyoruz. Onları kendi aralarımızdan 1-2 kilometre uzakta bir destek arılığı oluşturmanızı tavsiye edeceğim her zaman. Ve kendi aralığınızdan uzakta tutmanızı tavsiye edeceğim oğul arılarını. Kolonilerdeki petekleri tek tek inceleyip hastalık yönünden kontrol ettikten sonra bir kovandan diğer kovana arı aktarmanız doğru tercih olacaktır. Petekleri tek tek incelememiz gerekir. Çünkü bir petekte başlamış hastalığı kaçırmamak açısından bu mesai vermemiz gerekiyor. Kovanlarınız çok, bu biliniyor. Çok kovan içerisinde çürüklüğü yakalamak bazen çok ilerlemiş safhada gerçekleşiyor. Ama özellikle ilkbaharda bu birbirine arı aktardığımız dönemlerde, desteklediğimiz dönemlerde bu titizliği göstermeniz önemli olacaktır. Ana çok önemli. Bilmediğiniz kaynağını bilmediğiniz bal ve petekle arılarınızı bal ve kekle arılarınızı beslemeniz de hastalıkların kaynağı. Temel peteklerimizde sporlu mikroorganizmalar kimi zaman sıkıntı oluşturuyor Türkiye'de. Temel peteklerin sterilizasyonu konusunda yeterince sıcaklıklara çıkılmadığında mikrobiyal hastalıkların etkenleri sporlu bakterilerin ölmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla kaynağı bilinen temiz bir temel petekle iyi bir başlangıç bahara sergiletmek, baharda başlamak bence
doğru tercihlerden bir tanesi olacaktır. Peki hocam, hazır konu açılmışken arıcılarımız tabi piyasada farklı farklı firmalar temel petek üretiyor. Fiyatları da farklı farklı olabiliyor. Evet. Şimdi arıcılarımız bunu nasıl ayırt edecek? Ayırt etme şansı var mı? Arıcılarımız bunu ayırt etme şansı yok. Güvenilir kaynaklanması. Evet, yani sistemi iyi kurulmuş, sterilizasyon derecelerine dikkat eden bir kurumdan almak doğru tercih olacaktır. Çünkü bu 120 derecelik sıcaklıklara çıkmak herkesin bulunduğu şu anki sistematikte mümkün mü değil mi, arıcılarımız bunu da bilemez ama bu konuda aslında talepte bulunmanız gerekir. Piyasada kullanılan ve satışa sunulan temel peteklerin bir Tarım Bakanlığı projesi yapılarak taranması, kalıntı ve bakteriyel hastalıklar açısından kalitesini belirlenmesi talep edilebilir. Evet. Merkez birliğimiz ya da merkez birliğe kalmadan herhangi il birlikleri de bunu talep etmeli diye düşünüyorum. Hocam aslında geldiğimiz noktada çok önemli bir yere geldik. Şimdi bu temel peteklerden bahsediyoruz. Temel petekleri de bir tehlike olduğunu söylüyoruz ama peki arıcılarımızı elindeki eski peteklerini eritiyor. Diyelim ki elindeki petekte bir hastalık geçirmiş bir koloni ve bu peteği arıcı eritip temel petek olarak fabrikaya gönderse ham petek olarak temel petek olduğu zaman bunun tamamen arınması söz konusu mu hastalıktan? Sterilizasyon sıcaklıklarına çıkılmadıysa, çıkılamıyorsa maalesef biz o zaman kendi kendimizi ayağımıza sıkıyoruz. Kurşun sıkan bir çarkı başlatmış oluyoruz. Evet. O nedenle biraz önce dediğim gibi çürüklük hikayesi olan bir kovanın sönmüş, herhangi bir nedenle sönmüş bir kovanın içerisindeki malzemeyi yakarak imha etmek bence doğru bir tercih. Yani peteğini yakmak, ölmüş arıları yakmak ve bu şekilde bir sonraki aşamaya kendimizin yürüteceği, yıllarca yürüteceği bu arıcılığa katkı sağlayacak önemli bir ayrıntı, küçük bir ayrıntı. O temel petekten alacağımız, aslında bir kovandaki temel petekten alacağımız bal mumu eritildiğinde son derece az bir miktar. Ama o az bir miktarlığı büyük bir hacmin içerisinde kattığımız kirlilik sonra hepimizi zarar verecek bir kirlilik oluyor. Herhangi bir nedenle sönmüş, herhangi bir nedenle arılarını kaybettiğimiz bir kovanın içerisindeki petekleri, kararmış petekleri, çok kararmış ve hastalık hikayesi olan petekleri yakmakta fayda var. Tabii ki 2 yılda bir peteklerimizi değiştireceğiz. Hastalık hikayesi yoksa bunları eritip ondan sonra temel petek üretimi için satmamız doğru bir tercih olur. Evet. Belki arıcılarımız bilinçli yapmayacaktır bunu. Yani eski peteklerini eritirken koloni sönmüş ya da kaçmış gibi düşünüp eski peteklerini komple eritip fabrikaya göndermiş olabilir. Bu açıdan işte dezenfektan, sterilizasyon, 120 derecedeki sterilizasyon önemli. Çok önemli. Evet. Peki hocam, bu bir de bu hazır mumdan konu açılmışken başka kimyasallar katılıyor mu bu peteğe fabrikalarda işlenirken? Parafin katıldığı ile ilgili hepimizin bildiği bir bilgi var. Maalesef bal mumu yetersizliğinde parafin de desteklendiği ile ilgili bir bilgi var. Bazen temel petek üretimi için kütükleri dışarıdan satın alıyoruz. Onların içerisindeki hilelerden bahsediliyor. Zor da bir analizi var. Evet. Temel peteğin kimyasal yapısı zor. Dolayısıyla var tabii ki bunun analizlerini yapan İzmir'deki Tarım Bakanlığı'na ait laboratuvar, İstanbul ve Ankara'daki Tarım Bakanlığı'na ait laboratuvarlar bunların analizlerini yapabilme yetkinliğine sahipler. Bu analizleri yaptırmadan temel petek için kullanmamak da Türkiye arıcılığına önemli bir katkı sağlamış oluruz. Evet. Yani arıcılarımızı bu konuda biraz daha hassasiyetli davranması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi hocam bir de temel petekten bahsettik. Bir de temel petek bahsetmişken arıcılarımızın ürettiği kara kovan balı, petek bal gibi bazı ürünler var. Burada halkımız petekte balı gördüğü zaman bunu arı üretmiştir diyerek bunları tüketiyor. Bu ne kadar doğrudur? Bunu tüketmek faydalı mıdır insana? Ve tabii aynı zamanda mumdan konu açıldı. Peteği özellikle 2016 yılında bir petek sıkıntısı yaşandı ülkemizde. Biz aslında peteğin kırıntısını dahi kullanmamız gerekiyor. Yani ziyan etmememiz gerekiyor. Doğru. Bu konuda sizler ne diyeceksiniz? Karakovan balı eğer gerçekten arının kendisinin oluşturduğu bir petekse
bu tüketim tercihleri arasında senelerde Türkiye tüketicisinin talep ettiği bir bal türü. Ancak ve ancak temel petekle arının üzerine petek gözlerini kabartarak ürettiği petek ballarda temel peteğin kalitesi bizim karşımıza yeniden tüketici açısından bir soru işareti koyuyor. O temel peteğin üretim koşulları, hangi tip bir kütükten yapıldığı ve 120 derecelik sterilizasyon sıcaklıklarına çıkılıp ondan sonra mı eritildi? Bu problem. Ayrıca peteğin kimyasal yapısı ortamdaki bütün kirlilik maddelerini absorbe etme özelliğine sahip. İyi bir filtre bal mı? Dolayısıyla arının çevresel olarak kovana getirdiği bütün kirliliği absorbe ederek bala sirayet etmesini engelleyecek kadar da önemli bir hizmet görüyor bal mumu. Peteğin bulunduğu ortamdaki sigara dumanını da, sigara dumanının içindeki zehirleri de, bulunduğu ortamdaki poliaromatik karbonları da, diğer kimyasal bütün maddeleri de çekmesine neden oluyor. Satışa kadar iyi korunmayan bu petekler korunmazlarsa, ambalajları içerisine alınmazlarsa ve bu sefer tüketicinin zarar göreceği kovandan çıktıktan sonraki süreçte kimyasal kirliliklere de maruz kalmasına neden oluyor. Ve biz bu konuda tüketicileri temel petekle ve ticari olarak, konvansiyonel olarak üretilmiş peteklerle tüketicinin tercihine sunulan balları tüketmemeleri konusunda dostane tavsiyelerimiz oluyor. Süzme bal alın, süzülmüş balı tüketin diye. Bunun sebebi de bu. Aslında bal mumu ile birlikte tüketmek benim de tercihimdi. Ancak bunun analizleri ve sonuçları konusundaki bilgilenene kadar. Petek bal tüketimini uzun süredir ben gerçekleştirmiyorum maalesef. Evet, yani o zaman süzme balı tavsiye ediyorsunuz. Evet efendim. Hocam, bu hastalıklardan bahsettik. Bunlardan korunma yöntemlerinden de bahsettik. Peki arıcı bunu teşhisini yaptı, size numune gönderirse buna ne cevap verirsiniz? Yani neler yapılması gerekiyor bu konuda? Numunenin gönderilmesi ile ilgili şöyle bir tercihte bulunmasını talep ediyoruz. Bir genel muayene yapmasını istiyoruz arıcıların. Çürüklükle ilgili hikayenin doğru tespit edilmesi bizim için önemli. Petekleri tek tek kontrol edip kapaklardaki çöküntüyü, deliği, C formunda ölümleri, uzama tiplerini, rengini, kokusunu doğru tarif eden bir mektup göndermelerini istiyoruz. Yani yazılı olarak da bunları Yazılı olarak gözlemlerini, kaç kovanda olduğunu, bir uzama var mı, renk koyulaşması ne renk, kahverenginden siyaha kadar değişen renkler oluyor bildiğimiz kadarıyla, kaç santim uzadı. Bunların hepsini belirttikten sonra adres, diğer telefon bilgilerinden sonra ona 10 santim çapın, ona 10 santim ölçülerinde, yani 20 santimetre kare ölçülerinde koyulaşmış ve içerisinde ölü larvaların olduğu bir kısmı kesip bunu asla metal, naylon bir ambalaj içerisinde değil, kağıt, ambalaj kağıdı olabilir, havlu kağıt olabilir, bol bir şekilde sarıp ondan sonra karton kutuyla Tarım Bakanlığı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'ne gönderilebilirler. Ankara'daki ve İstanbul'daki Tarım Bakanlığı laboratuvarlarına gönderebilirler. Burada moleküler olarak teşhisler yapılması mümkün. Dediğim gibi birden fazla kovanda bu sorun varsa peteklerin birbirlerine bulaştırmasını engellemek için separe ederek aynı karton kutuda gönderileceklerse birbirlerine değmelerini engelleyerek göndermelerinde fayda var. Niye naylon değil? Çünkü bu sefer naylonun içerisinde ya da metal kutunun içerisinde ya da alüminyum bir streçe sardığımızda maya dediğimiz mikroorganizmalar üremekte. Bu da bizim teşhislerimizde yanlış yönlere gitmemize ve bizi laboratuvarda çok meşgul etmesine neden olmakta. Evet. Numune gönderiminde buna dikkat etmesini talep ediyoruz ve bekliyoruz arıcıları. Evet, hocam şimdi arıcımız şüphelendi, numunesini gönderdi. Tabii numune göndermeden kendi başına bahsettik, ilaçlar kullandığından bahsettik. Arıcı ne yapması gerekiyor? Yani ilaçlar kullanmadan nasıl bir tedavi yöntemi uygulaması lazım? Tabii önce sonuçlarını beklemesi lazım, o kesin. Ama ilk alması gereken tedbirler nedir bu arada? Bir kere o koloniyi uzaklaştırmak, separe etmek. Diğer sağlıklı arılığından, sağlıklı arılığına uzaklaştırmak. Mümkünse 2-3 kilometre bir uzağa götürmek. Evet. Oradaki temiz petekler, yeni bir kovana temiz petekler yerleştirdikten sonra ergin arıları silkeleyebilir. Evet.
Beslemeye dikkat edebilir bu süreç içerisinde. Yeni bir ana verebilir mümkünse, varsa ki önemlidir anayı değiştirmek. Koloninin kurtulmasına neden olabilir bu şekilde. Ama çürüklük hikayesi olan bir kovanın yeniden sağlıklı bir hale dönmesi 2-3 yılını alıyor bir arıcının. Bu emeği vermek zorunluysa bu şekilde davranmak benim tavsiyem. Doğru olanı bu. Burada bizim yaptığımız yöntem buydu. 2 yıl sonra o koloninin kendine gelmesi, toparlanması mümkün oldu. Uzaklaştırdık, temiz petekler verdik, ana arıyı öldürdük, yeni bir ana verdik. Bu şekilde kovanı destekleyerek, polen ve kek, balla destekleyerek, beslenmesine de önem vererek kurtardığımız, ancak kendi verimine olması istediğimiz verime ulaşması, bal verimine ulaşmasının 2 yıl sonra gerçekleştiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bunları uzaklaştıralım. Bu olabiliyorsa olsun, yoksa imha edelim. Evet. Yani ilk işimiz arılığımızın içinden bunu çıkarsak uzaklaştırmak. Çünkü tarlacı arılar bazen kovandan kovana giriyorlar. Giriyor. Dolayısıyla özellikle mikroorganizmayı taşıyorlar. Zayıf arıları yağmalıyorlar. Ve yağmacılık zaten tetikleniyor maalesef. Bu nedenle separe etmek, uzaklaştırmak diğer sağlıklı kovanların bu bakterilerle karşılaşmasına engel olacak ilk ve en önemli önlem. Evet, ilk önem. Peki hocam, antibiyotiklerin kullanmasını doğru değil diyoruz. Peki arılıklarımızdan bu hastalık arıları çıkardık, başka bir arılık olarak başka bir yere taşıdık. Şimdi burada ne gibi işlemler yapabiliriz? Yani bahsettiğim gibi tedavinin başka yöntemi var mı? Herhangi bir ilaç, Premix gibi? Yok, Premix, arının Premix'e ihtiyacı yok. Arının yok, polene ihtiyacı var. Yani son zamanlarda bu Premix'ler de biraz gündemde. Gündemde, haklısınız. Onunla ilgili İsrail'deki arıcılık eğitiminde de İsraillerin sunduğu bir çalışma vardı. İçerisinde polen bulunan kekle, işte içerisinde soya fasulyesi bulunan keki, vitaminlerle desteklenmiş soya fasulyesi bulunan kekin karşılaştırıldığı, bahar dönemindeki yavru sayısındaki gelişmeler, ana arının yumurta atma sayısına kadar ve bal verimi, o seneki bal verimine kadar farklı parametreleri incelemişler. Tabii ki orada özellikle bu Premix hale getirilmiş keke yönelik bir sonuç ortaya çıkartılmıştı ama kek, yani kekin içerisinde bizim topladığımız polen, bizim kendi balımızda yaptığımız kekten daha iyisi yok arkadaşlar, sevgili arıcılar. Dolayısıyla arının ihtiyacı olan bütün her şey polende var. Bütün vitaminler var polenin içerisinde. Amino asitler var üremek için, gelişmek için, yavru sayısının artması için. 22 farklı amino asit var polenin içerisinde. Dolayısıyla polenle hazırladığımız ve balla hazırladığımız ve bildiğimiz kendi hazırladığımız kekleri kullanmaya alışkanlık haline getirmek zorunda olduğumuz bir maalesef Türkiye arıcılığı var. Dolayısıyla her arıcı kendi arıları içinde bir miktar polen, yaş polen ve bir miktar bal bahar dönemi için saklamasında ve ondan kek yaparak arılarını bahar döneminde karşılatması konvansiyonel arıcılık için Türkiye'de önemli bir tercih olacaktır. Evet. Hocam aslında polenden bahsediyoruz. Biraz sonra polenin insanların tüketimiyle ilgili konuşalım ama önce bu arılardaki kullanımından biraz daha değinmek istiyorum. Şimdi birçok arıcımız polen dahi almıyor. Dolayısıyla yani arının ihtiyacı var, bunu niye alıyorsunuz diyor. Görüldü ki 2016 çok kurak bir mevsim yaşadık. Oysa baharda polenin bol olduğu dönemde biz polenimizi alıp difirimize koysaydık, bu evet, polenin kıt olduğu dönemlerde bunu arıya kullanabilirdik. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani polen toplayan Levent Hocam'ın istatistikleri vardı. Fethiye Çambalı Kongresi'nde anket toplamıştı. Orada her arıcının polen toplamadığını, polenini bir gelir kaynağı olarak toplayarak kendi faaliyetine, ticari faaliyetine katma değer üretmediğini gözlemledik o anketlerde kendi aramızda paylaştığımızda. Oysa ki bahar çıkışlarında kendi hazırlayacağımız kekler için polen saklamakta büyük önem var. Çünkü arının ihtiyacı olan, üremek için, çoğalmak için ihtiyacı olan amino asitler polenin içerisinde. İhtiyacı olan o vitaminler, B kompleks vitaminlerin tümü polenin içerisinde var. Dolayısıyla ilkbaharda hep bütün arıcılarımız polen kaynakları iyi meralara çıkmak istiyorlar. Sebebi de zaten polenin, o koloninin gelişmesi için vereceği katkı. Bunu yapamıyorsak kuraklık nedeniyle kendi difirimizden çıkardığımız taze yaş poleni, hazırladığımız, onunla hazırladığımız, balla hazırladığımız kekler koloninin ihtiyacı olan her şeyi karşılayacaktır. Evet hocam.
Peki hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu arada insanların tüketimi açısından kısaca bahseder ve programımızı burada sonlandıracağız biraz sonra. Son olarak sözlerinizi alalım. Benim arı ve arı ürünleri konusunda insan sağlığını destekleriyle ilgili söyleyeceğim çok şey var. Arı arı ürünleri zaten Türk tüketicisinin önemli bir tercihi. Kendi ürettiğimizi tüketecek kadar önemli bir tercih var Türkiye'de. Ancak ve ancak yurt dışından giren bizim kontrolümüz dışındaki ballar, sahtecilik, efendime söyleyeyim arıların şurupla beslendiğinin ötesine geçmiş olan bal üzerindeki kara eller tüketicinin tercihlerini azalttı. Bal çok şifa içeren bir ürün. İnsan sağlığına önemli katkıları var. İyi bir enerji kaynağı, iyi bir antioksidan ve bağırsaklardan en iyi emilen antioksidan özelliğe sahip insan gıdası. Dolayısıyla kanser hücrelerinin üremesini engelleyen önemli bir madde antioksidan maddeler ki balda bu son derece yüksek miktarda var. İçerisindeki enzimler ve bütün özelliklere baktığımızda bal çok kıymetli bir yara iyileştirici, antiviral etkili, antimikrobiyal etkili. Bunların hepsi tarihten eski çağlardan beri insanlık tarafından bilindiği için de balın şifacı özelliği tedavi edici amaçla da kullanılmış. Ülkemizde de değerli ballar var bu konuda. Sadece anzer balı değil, anzer balının ötesinde çok kıymetli ballara sahip bu ülke. Bir kekik balının antibakteriyel etkisi, bir kestane balının bulunduğumuz bölgede sizin de arıcılık faaliyetlerini yürüttüğünüz Yalova'da, karşısında Karacabey Boğazı'nda, İnegöl'de, Uludağ arasındaki o bütün ormanlık alanlardaki kestane balının insanlardaki bakteriler üzerinde, özellikle solunum sistemi bakterileri üzerinde öldürücü etkisi son derece eskiden beri bilinen bir konu. Ama bu kara eli, ballarımızın üzerindeki kara eli uzaklaştıramadığımız için gerçek arıcılık yapan, gerçek bal üreten arıcımızın da ürettiği bal tam kıymetini ve değerini piyasada bulamıyor. Evet. Bu da bu kadar zahmetli bir işi yürüten, gerçekten zahmetli bir iş arıcılık. Aslında kışın yatarlar 3-4 tane kovanı da ben de bakarım diye arıcılığa girip bunun ne kadar zor olduğunu öğrenerek arıcılığı bırakan çok insanın olduğu bu ülkede arıcılığın ne kadar zor olduğunu kimse bilmez. Arıcılık zor bir meşguliyet. Kıymetini, değerini bulduğu ve insanlar tarafından tüketilmesinin, güvenle tüketilmesinin mümkün olduğu bir arıcılık diliyorum. Bir ürün üretimini diliyorum ben ülkem için. Hocam, hastalıklardan arınmış, ilaçların kullanımında bilinçli ve iyi ürünler üreten bir ülke olmak benim de arzum, temennim. Aslında hocam bu konuları sadece yavru çürüklüğünden bahsetmek bile bir program yetmez aslında. Biz kısaca geçtik. Daldan dala atladık. Evet, bu programlarımıza devam ederiz daha geniş katılımlarla hocalarımızla. Evet, bu konularda sizle daha fazla ben seyircilerimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Memnuniyetle efendim. Bir sonraki programda yine inşallah sizlere yer vermek istiyorum. Özellikle arı ürünleri, bal, polen, arı sütü gibi ürünlerini başlı başına bir program yapmak istiyorum. Seve seve. Biz Uludağ Üniversitesi'ndeki akademisyenler olarak size her türlü konuda bildiklerimizi topluma ulaştırmak açısından sizin bizi teveccühle buraya ziyaretiniz nedeniyle destek vereceğimizden emin olabilirsiniz. Evet. Hocam bize bu değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Programımız burada sona ermiş bulunuyor. Sayın Doktor Ertan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Çiftçi TV'de kalın. Hoşça kalın.